Evet arkadaşlar, hoş geldiniz cümleten, hayırlı akşamlar, selamun aleyküm. Evet, bu zamana kadarki en fazla kutu açtığımız canlı yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi ben de hemen Instagram'dan da duyurumu yapayım. Fix her yayın öncesi yaptığım gibi. Ondan sonra patlatalım gelsin abi. Epey bugün çok kutu açacağız. Hızlı hızlı açacağız kutuları yetiştirebilmek için. Çok fazla kutu var abi gerçekten. Bakalım neler çıkacak. Ana sayfamda da işte temsilcisi Eslem Nur, yani Ant'in olduğu baş baloncuk Rico var. Ant geldi mi? Ant. Aha gelmiş. Ya gelmesen zaten. Evet. Link'le beraber has kadro. Link'le beraber duyuruyu patlatın abi Discord'da. Her yerde. İnsanlar haberdar olsun, gelsinler. Ben de Instagram'dan patlatayım. 260'tan fazla kutu açacağız bugün. YouTube'da 260 kutu açılışı yaptığımız Brawl Stars yayınımız başladı. Kaydırs. Evet, emojimi de şöyle bir koyayım. Linki de paylaşayım. GIF'imizi de koyalım abi. Temiz. Evet, tamamdır. Eslem şey yap. Has kadroya duyuru yap, Evrion'la. Şeye başlıyor. Link paylaşıma başlasınlar. Nötr, Ensar, Bero kim varsa. Şöyle bir linki kontrol edeyim. Tamam, paylaşılmış. Güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi bu hesap İlyas'ın hesabı. Biraz sonra İlyas'ı da sohbete alacağım. Önce bir göstereyim. Brawl Pass'ını 39'a kadar tamamlamış. Normalde 45'e kadar tamamlamış. Normalde biliyorsunuz 60 olunca açıyoruz ama şurada çok ilginç bir şey var İlyas'ın. 245 tane savaş kutusu var yukarıda. 22 tane de büyük kutusu var. Şimdi İlyas'ı alacağız. Normalde 60'ı tamamlayınca alıyorum ama İlyas Brawl Pass'tan önce bunları biriktirmiş. Şimdi de açmak bize nasip oldu. Biz açacağız beraber. İlyas'ı da aramıza alalım. İlyas, selamünaleyküm. Hoş geldin. Aleykümselam hocam. Yayındayız İlyas'cığım. Şu an senin hesabındayım abi. Tekrar bir bu 245 savaş kutusu, 22 büyük kutuyu niye biriktirdin ve ne oldu? Bir anlatırsan hepimiz bir bilgilenelim, tekrar öğrenelim. Biriktireli birkaç ay olmuştu zaten. Evet. Tatillerde açacaktım kuzenimle. O da gelmeyince. Gelmeyince elimizde patladı diyorsun. Peki neden benimle açma tercihinde bulundun? İlyas geçen sene Fransa'dan Türkiye'ye taşındı. Doğduğundan beri doğma büyüme Fransa'da yaşamış İlyas. 15 yaşında şu anda. Türkiye'ye dönüş yaptı. Ve kutularını da İlyas'la beraber bugün açacağız. Bağlantısı çünkü İlyas'ın çok stabil değil. Bazen sesi de kopmalar olabiliyor. Şimdi chat, önce nereden başlayalım chat? Sizce önce Brawl Pass'ı mı açalım? Veya yukarıdaki biriken kutuları mı açalım? Chat, ne diyorsunuz? Siz karar verin. Bunları açacağız. Brawl Pass'ı açacağız. Bir de burada da yukarıdaki kupa yolunu İlyas açalım mı? Aç abi. Brawl Pass'ını da açıyorum. Bir sıkıntı yok, değil mi? Yok yok. Tamam. Yeterince elmas olunca zaten açacaksın. Tamam. O elmaslar biriktiği zaman etkinleştireyim mi Brawl Pass'ını?
Evet İlya abi. etkinleştirip, o zaman etkinleştikten sonra onları da mı açayım? Evet. Tamam. Evet, bugün o zaman çok açılışımız var abi. Kupa yolunda da 2 mega kutu var. Üf, bugün o zaman 300'e yakın, 300 kutu falan açacağız bugün. Ne 260'ı? 300 kutu. Şimdi nereden başlıyoruz? Bakıyorum. Evet, ağırlıklı olarak şöyle chat'e baktığım zaman Brawl Pass'tan başlayalım diyor herkes, çoğunluk. Tamam. Brawl Pass'tan hızlı hızlı açıyoruz o zaman. Hadi bismillah başlayalım. Bu arada İlyas'cığım, şimdi karakterlerinden 6 tane karakterin yok. Gale zaten ayrı. Max, Mr. P, Sprout, Leon ve Crow var. Hangisi ya da hangilerinin çıkmasında gönlün geçiyor? Hani hangilerini istiyorsun? Leon mesela iyi olur. Leon istiyorsun. Başka var mı hani öyle gönlünden geçen, çok böyle sevdiğin, istediğin? Yok. Yok. Peki, İlyas'ın gönlünde Leon var. İnşallah arkadaşlar hep beraber biz de dua edelim. Bu kutulardan 300, ortalama 300 kutudan İlyas'a hem Leon çıkartalım hem de yanında birkaç tane daha karakter çıkaralım. Öncelikle senin bir şeyine bakalım burada. İstatistiğine bir bakalım. Evet. Aksesuar çıkma oranın %2,09. Yıldız gücün %1,04. Gizemli savaşçın %0,26. Efsanevi savaşçısı da %0,05. Yani evet, işimiz zor. İşimiz zor. Hadi bakalım. Peki. Önce Brawl Pass'tan başlıyoruz. Şu evet, ilk büyük kutumuzla açılışımızı başlayalım. Hadi bismillah bakalım. Evet. Savaş kutusunu da bir açalım. Güzel. İlk mega kutumuzu açıyoruz abi. İlyas biliyorsunuz Leon istiyor gönlünden. Leon geçiyor. İnşallah kardeşimize bu emeklerinin karşılığı olarak bu kadar kutu biriktirmiş. Kuzeniyle yaz tatilinde açma niyetiyle biriktirmiş ama virüsten dolayı kuzeniyle buluşamadıkları için kutular elde kalınca ne yapayım deymiş. Sertaç abiye kitleyeyim geçeyim demiş bunları. Biz de burada açıyoruz İlyas'ın kutularını. Hadi bakalım. Yavaş aç abi bu. Ya Eslem Nur, 300 tane kutu var. Nereye yavaş açayım? Anca biter bu. Hadi. Hadi bakayım. 206 geldi. Bunlar geldi. Evet. İlk mega kutumuzdan bir karakter veyahut aksesuar çıkmadı. Bu gelen güç puanlarını kime vereyim İlyas? Hangisini istiyorsanız abi. Hangisini istiyorsam o zaman şeye verelim. Yani sen yine bir tane söyle ya. Burada çok karakter var. Fark etmez. O zaman seviyesi ona en yakın olana basalım. Brock Dynamic Bow var. Burada Carl var. Aşağılardan Poco Moco. Rico, ya seviyesi Allah'tan Barley varmış. Tamam, pardon. Barley varmış. Ona en yakın. Ya da chat karar versin. Tamam chat. Kime basalım yıldız puanlarını? Chat siz söyleyin. Ben karar veremedim ya. Chat karar versin ona madem. Evet, İlyas kardeşimizin çıkacak olan güç puanlarını hangi karakterine verelim arkadaşlar? Şöyle görüyorsunuz zaten karakterlerini. Hangisine basalım? Oğlum Rico'ya değil mi? Bak Rico'ya vermeyeceğim. Eslem Nur burada var ya, bak acımdan ölürüm, Rico'ya vermem. Rico'ya vermiyorum abi. Rico falan yazmayın oğlum. Rico'ya vermeyeceğim. Boşuna yazıyorsunuz bak. Rico'ya vermeyeceğim. Bu kadar. Rico'ya yok abiciğim. Parmağımı koyuyorum bakalım kimin üstüne geliyor. 8 bitin üstüne geldi. Kral Turan'dan 8 bitin üstüne geldi parmağım. Evet. 7. seviye olan 8 bite gidiyor. Ha ha ha. Yine Rico yazdı, aldırtamadınız bana. Yine Rico'ya herhangi bir hayrım dokunmayacak bu yayında da. Göreceksiniz siz. Peki. Bir büyük kutu daha açalım bakalım bir şey geldi mi. Jeton katlayıcı geldi 200. Bir savaş kutusu daha pat. Oo, akses... Ya arkadaşım bu nedir ya? Ya Rico'nun aksesuarı çıktı ya. Çoklu top atarmış. Al işte, topçuk olan bir karakterden top çıkar. Ne çıkar başka işte?
Rico adamdır diyor bir de. Talha'ya bak. Al işte. Çoklu top atar. Ya her yeri top zaten bunun. Top atsa ne olur ya? Bu nedir abicim ya? Ben Rico'dan yırtmaya çalışıyorum. Oğlum Rico'ya aksesuar çıkartıyorum ya. Ya yok böyle bir şey. Rico seken mermilerini dalgalar halinde her yöne ateşler. Maç başına kullanım hakkı 3. Ya bırak Allah'ı sen ya. Buna var ya, buna hiçbir şey vermeyeceğim. Topçuk ya. Eslem Nur sevinmiştir işte. Rico'nun hakkına, insan olanın hakkına girilir. Topçuklerin hakkına girilmez Eslem'ciğim. Ha, bu arada kendimizi bir rahatsız etmeye alalım. Heh. Peki Rico'ya aksesuar çıkarabildik. Ya bu yayının baştan çok keyifsiz olacağı belli oldu zaten. Yani ilk çıkarttığımız şey Rico'yla alakalı çıktı abicim. Yani ben moralim çok bozuldu şu anda ya. İstemiyorum ya. Elmas geldi 20 tane. Büyük kutu geldi. Pıt 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 açtık, bir şey çıkmadı. Bir savaş kutusu açıyoruz. Yine bir şey çıkmadı. Bir büyük kutu daha geliyor. 50 tane elmas geldi. Şey taş para geldi, altın. Bir mega kutu daha geldi. Evet. Bakalım mega kutudan ne çıkardık. Bir aksesuar geldi Bo'ya. Süper totem geldi. Bo yere bir totem koyar. Bu totem Bo'nun ve etki alanındaki tüm arkadaşlarının süper yeteneklerini doldurur. Güzel. Bak adam gibi adam Bo işte. Rico ne kardeşim ya? Gelecekse böyle karakter gelsin abi. Rico niye geliyor ya? Hadi bakayım büyük bir aksesuar daha geliyor. Barley'e yapış yapış sıvı geldi. Barley yapış yapış bir karışımda küçük bir gölet oluşturur ve bu gölete dokunan tüm düşmanlar yavaşlar. Bak Barley de güzel. Barley de adamdır. Rico gibi ne öyle. Bir büyük kutu daha açtık. Bir şey gelmedi. 10 elmas daha geldi. Bir büyük kutu daha patlatıyoruz. Bir şey çıkmadı. Savaş kutusu patlattık. Bir şey çıkmadı. Bir büyük kutu daha geliyor. Evet yine bir güç şeyi geldi. Bunu da 8 bite verelim yine. Aynen onu kararlaştırmıştık. Evet bir kutu daha açtık. Bir şey çıkmadı. Bir büyük kutu daha açıyoruz. Geldik diğer mega kutuya. Ya Crazy Gamer'a bak, halen daha Rico iyi bir karakter bence diyor ya. Ya yok, siz eğitilmezsiniz. Rico diyenler eğitilmez abi. Hakikat diyorum. Abi bir kere de katıla basmayanlarla oyna lütfen. Dün oynadım Elif. Dün bütün katıla basmayan, bütün karargahla, hatta kıdemli bile değil. Bütün karargahı Roblox'taki hayatta kalmaya aldım. Gelmedin mi ben? Hatta bundan önce bir yayında daha yine hayatta kalmaya bütün, bu sefer kıdemlileri almıştım. Arada bir alıyorum yani. Ant yavaş açmayacağım. 300 tane kutu var diyorum. Yetişmeyecek ya. Neden yavaş açtırıp açtırıp duruyorsun bana? Muhammed Fatih Akın. Abonelikten çıkıyorum. Küstüm. Güle güle Muhammedciğim. Hadi mega kutuyu açalım. 201 altın geldi. Tick Mortis Piper Brock. Bir jeton katlayıcı daha. Peki. 100 altın geliyor. Büyük kutu geldi. İlyas Leon geçiyor. İlyas'ın gönlünde Leon var. Bakalım inşallah ona bir Leon çıkartırız. Bir büyük kutu daha açıyoruz. Evet bir elmas daha geldi. 20 tane. Evet bunu da hallettik. Bir büyük kutu daha geliyor. Bir şey çıkmadı. Bir savaş kutusu daha açtık. Yine gelmedi. Güç puanlarını 8 bite verdik. Bir mega kutu daha geldi. Serdaç abi %1000 milyar hayır diyeceğim bir şey söyleyeceğim. Bana Robux atar mısın? Please, çok istemiyorum. Arkadaşlar en sevmediğim şey başkalarından bir şeyler isteme, yani dilenmektir. Yani bu benim sevmediğim bir şey abi. Hiçbir emek vermeden, gayret göstermeden, yani bir alın teri akıtmadan çıkıp da başkalarından abi Roblox, Robux, Mobux istemeyin arkadaşlar. Hakikat diyorum. Böyle tipler varsa da lütfen ayrılsın aramızdan. İstemiyorum yani. Hayatta en sevmediğim şey emek vermeden bir şeyi elde etmeye çalışmaktır. Yok böyle bir dünya arkadaşlar. Unutun böyle bir şeyi. Böyle bir şey yok. Bak ben kutu açtığım insanlara, arkadaşlarımıza şahitsiniz kutu açılımlarımda. Herhangi bir karakter çıkaramazsam 80 elmas taş hediye ediyorum abi. Ama bak niye hediye ediyorum? Çünkü emek vermiş, kutu biriktirmiş ve bunu
Benimle açmak için kutu biriktirmiş bu kardeşimiz. Emek vermiş, alın teri dökmüş abi ve ben de ona hediye olarak 80 elmas veriyorum. Önceki canlı yayınlarımda Robux elmaslar hediye ediyordum. Kime hediye ediyordum abi? Bütün yayını izleyip şifreyi alıp o şifreyi internette kim olduğunu araştırıp Discord'da bize yazanlara. Yani yine emek verenlere hediye ettim. O yüzden abi benim yanıma boşuna tutup da abi işte bana şunu verir misin, abi bana bunu diyenler abi hızlı bir şekilde aramızdan ayrılsınlar. Biz emek verenlerle, gayret gösterenlerle yolumuza devam edeceğiz abi. Böyle beleşten hiç kimseye hiçbir şey yok bu hayatta. Hadi bismillah. Bakalım bu mega kutudan kardeşimize güzel bir şey çıkaralım abi. Pata 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 pata. Evet, hiçbir şey çıkmadı. Bir savaş kutusu daha patlatalım. Çıkmadı. Bir büyük kutu daha gelsin. Bu arada yayınla ilgili bir sıkıntı yok değil mi chat? 10.000 bitrate'le dropsuz bir şekilde yayını veriyorum. Bu arada yayının linkini Discord'da patlattık mı? Bakayım şu karargaha. Hani abi yayının linki yok. Talha, şey yap. Talhacım, bütün odalarda yayının linkini patlat. Yayını linkli bir şekilde Evrion yap Talha. Yayını paylaşın arkadaşlar. Şu an Discord'da yazışıp da yayına gelmeyenler var. Onları çağırın, yayına gelsin herkes. Evet, bir savaş topu daha geldi. Bunu da aldık. Son bir mega kutumuzu açıyoruz. Gerçi yukarıda iki tane var. Duyuru değil Eslem. Bütün odalarda yapın. Talha yapar onu şimdi. Bütün odalarda yapın abi. Herkes birbirini çağırsın, gelsinler. Evrion yapın, Evrion. Bildirim gitsin herkese. 283'ten evet, bundan da gelmedi. Peki. Şimdi 211 tane elmasın var İlyas'cığım. Brawl Pass'ı etkinleştiriyorum. Okey miyiz? Evet abi. Tamam, etkinleştiriyorum. Tamam, bunu etkinleştiriyorum. Aynen. Evet, Brawl Pass'ımızı açtık İlyas kardeşimize. Şimdi bir de yukarıdakileri mi açacağız tek tek? Tamam. Şimdi chat, bence şöyle yapalım. Kalan kutuları açalım. Ondan sonra da Brawl Pass'ın ücretli tarafını açalım abi. Ne diyorsunuz? Tamam mı? Ne diyorsunuz abi? Bence şimdi birikmiş kutuları açalım. Burada 267 tane kutu var. Bunları hızlıca açalım. Ondan sonra da dönelim. Brawl Pass'ın ücretli tarafını baştan 45. seviyeye kadar açalım. Tamam mıyız abi? İnşallah Rico ve Leon çıkar. Ya abi böyle bir yayın olamaz. Yemin ediyorum yani. Bak, yemin etmek hiç sevmem de ağzımdan kaçtı, affedersiniz. Yani Müslüman adam yemin etmez. Müslümanın zaten sözü doğrudur abi. Zaten ağzından çıkan şey doğrudur. Hani yemin etmeyin o yüzden hayatınızda. Abi ilk yayından çıkan şey Rico'nun aksesuarı olabilir mi? Yani Rico ile ilgili bir şey çıktı yayında ya. Harbi tırlattım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Abi benim bursluluk sınavım var. Dua eder misiniz? Eymen Yusufçum, Allah muvaffak etsin. İnşallah hayırlısıyla güzel bir netice elde edersin Eymen'cim. Kardeşinize de bol bol dua edin arkadaşlar. Dua bizim en güzel ve en güçlü silahımız arkadaşlar. Hadi bakayım. Şimdi buradan önce savaş kutularını arka arkaya büyük bir hızla patlatıyoruz abi şimdi. Bakalım savaş kutularından bir karakter çıkarabilecek miyiz İlyas kardeşimize? Leon istiyor İlyas. Benim ilk 100 kutu açılışımda çıkan Leon. Vallahi hiç de oynamayı da sevmiyorum Leon'la işin özünde. Hadi bakayım. Daha hiçbir şey çıkaramadık adama. %0,05, %0,02 ortalaması var karakterlerin çıkma olasılığı. O yüzden çok düşük ihtimaller. Ama 300 kutuda da bir karakter çıkmazsa daha biz dükkanı toplayıp gidelim abi. Daha ne zaman 1000, 5000 tane falan mı açtığımız zaman çıkar yani artık karakter. Önceki yayınımızda bütün Brawl Pass'ı tamamladık. Hatırlayın. Hiçbir karakter çıkaramamıştık kardeşimize ama 7-8 tane yine aksesuar çıkarmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Abi, abi.
Harbiden arkadaşlar, kütür kütür şu an şey açıyorum ama yok, şu an 25 tane kutu açmış oldum. An itibariyle aynen 25 tane kutu açtım arka arkaya, savaş kutusu olarak Brawl Pass'ın haricinde. Bir şey çıkmadı abi. Vay be. Son 220, hadi bak. Bugün mouse'a tıklamaktan parmağım felç olacak galiba. Hadi bakayım. Abi vallahi bir şey çıkmıyor ha. Vey. Arkadaşlar sizce bir şey çıkacak mı bugün? Vay arkadaş ya. Bir de sağ alta da bakmıyorum ha, hani heyecan olsun bakalım diye de. Bero'ya bak. Zeynep Çiçek Dağlı Bero'dur arkadaşlar. Selamünaleyküm diyoruz, cevap verin ya diyor. Kardeşim millet senin verdiğin selamı almak zorunda mı Bero'cum? Allah Allah, Bero'ya bak, selamı almıyor diye trip atıyor. Ben burada 300 tane kutu açıyorum. Canlı yayına gelen insanlara bak. Normalde şu anda katılım rekoru kırmamız. Çünkü normal benim kutu açmalarım ortalama 250-260 kişi geliyor anlıkta. Şu an daha yarısına ulaşamadık ya. Bero, hadi çalış. Çalış Bero, Discord'u topla haydi. Vay be. 207 kutuya kadar indik abi. Tırt, bir şey çıkaramıyoruz şu an. Vay arkadaş. Az ev biraz sonra ilk, evet tam. Evet, yıldız gücü çıktı. Vay bak, bu da epey düşük bir seviyeydi. Jesse'ye tamir yıldız gücü çıktı. Jesse elektrikli atışıyla taretini vurarak 800 puan iyileştirir. Evet. 45 tane savaş kutusu ve bir de Brawl Pass'ı tamamladık. Herhangi bir karakter henüz çıkaramadık. Bir 3-5 tane, 3 tane mi? 4, 3 tane galiba. Şey, aksesuar çıkarttık. Bir tane de yıldız gücü çıkardık şimdiye kadar. Dur, Ahmet Bahadır durun diyor. Niye duram Ahmet? Ne oldu? 300 kupada da çıkmaz, hiç çıkmaz artık. Tabii inşallah çıkar. Elifçim aynen öyle. Yani hani 300 şeyde de çıkmıyorsa. Harun Karaman abi, benim de sınavım var. Lütfen dua okur musun? İTO Marmara sınavı. Haruncum Allah muvaffak etsin. İnşallah sen de gönlünden geçeni hayırlısıyla kazanırsın. Çünkü hayırlısıyla diye dua edin arkadaşlar hep. Çünkü hayatta başımıza neyin hayırlı olup olmadığını biz bilemiyoruz. Ya belki çok istediğin şey elde ettikten sonra sana zarar verecek olan bir şeydir. Belki de hiç istemediğin bir şey başına geldiği zaman ya da kazandığın zaman, elde ettiğin zaman belki de o senin için çok hayırlı bir şeydir abi. O yüzden hep hayırlısıyla diye dua edin ki Rabbül Alemin, alemlerin sahibi bize böyle hep hakkımızda güzel olanı versin abi. En güzeli Rabbimiz bilir. Biz bilemeyiz baboş. Abi Talha'nın şarkısı Mük, Talha abinin. Tamam, onu arka planda açarım. Tamam. 200'den aşağı başlıyorum. 150'ye kadar durmayacağım. Tamam mıyız chat? Hazır mıyız? Bak, 150'ye kadar durmayacağım. Karakter çıkarsa dururum da. Hadi bakayım. 150'ye kadar inmeye başlıyoruz. Çatlara patara iniyoruz. Hadi bakalım. Vay arkadaş ya. Hadi inşallah ya. Leon'u çıkartalım da İlyas kardeşimiz bir keyif etsin bugün be. Vay be. Lütfen biraz dua alabilir miyiz sevgili chat? Biraz dua alabilir miyiz? Vay. Biraz evvel ağzı açılan bir şey gördüm sanki ekranda ama bir tırstım o an. Hadi bakayım. Vay vay vay. Mouse'un tuşu bozulacak ya. O kadar LoL oynadık, bozulmadı gerçi. Bunda da bozulmaz herhalde. Evet. Ya konsol tuşu, anladık anladık. Talha abinin şarkısı Mük. Anladık. Vay arkadaş ya. 300 tane kutu açıyoruz baba. 300. Megalar, büyükler, savaşlar. Vay 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 vay. Vay lele vay lele be. İnşallah karakter çıkaramayız. Bero mu geldi? Demin buraya Bero'nun bir kamikazesi mi oldu?
İnşallah. Güzel düşünelim, güzel olsun abi. Abi şey çıktı, jeton katlayıcı çıktı. Bir jeton katlayıcı daha geldi. Bero niye kamikazelik yapıyorsun oğlum? Bugün... Oo evet, aksesuar geldi. Bul ızgara biftek geldi. Bul 1500 puan iyileşir. Maç başına kullanım hakkı 3. Saklambaçta ben bunu çok kullanıyorum işte. Bu güzel. Gerçi bir işe yaramıyor. Yine saklambaçta kazanıp ebe olamıyorum ama olsun. Ya arkadaş bu nedir? 50 kutu açıyoruz arka arkaya ya. Hiç durmadan yine tık yok be. Vay arkadaş ya. Neyse biz moralimizi ve niyetlerimizi bozmayalım. Güzel bir niyetle devam ediyoruz. İnşallah kardeşimize bir Leon çıkartırız. Elif Tuç megalardan çıkmıyor abisi. Bütün kutuların oranları, olasılıkları eşit. Yani savaş kutusuyla mega kutunun karakter çıkarma olasılığı eşit yani. Bir şey değişmiyor. Abi sana nazar değmiş. Beyaz maske bana nazarı kim değdirdi biliyor musun? Nötr. Geçenki kutu açılış yayınında hatırlayın. Adam geldi bir isim söyledi. Bir şey yaptı. Hatırlamıyorum şu an ne yaptığını. Adam bir geldi ondan sonra bütün nasibimiz kesildi ya. Nötr yok değil mi şu an? Rahat rahat konuşayım ya. Abi nötr ya. Neyse 150'den 100'e kadar iniyorum. Parmağım titriyor şu anda. Böyle kaldı böyle. Gece sabaha kadar böyle uyuyacağım galiba. Hala oğlum siz chat'e Rico yazdığınız için bir şey çıkmıyor. Bak ben size söyleyeyim. Chat'e Rico yazdığınız için hiçbir şey çıkmıyor ve çıkmayacak. Chat'e Rico yazmayın arkadaşlar. Lütfen. Ortamın seviyesi düşüyor çünkü Rico yazdığınız zaman. Bu ortama karakter mi çıkar yani? Vay arkadaş. Bu arada böyle kutu biriktirenleriniz önceden varsa veya Brawl Pass'ı tamamlayanlarınız varsa arkadaşlar bize ulaşın. Dark Knight'a Discord'dan yazın. Kutularınızı açacağız. Bir de biliyorsunuz daha bilgiyle öğren Ömer kardeşimizin ücretli Brawl Pass'ını baştan sona açacağız. Onun da bilginiz olsun. Ben yarın diye planlıyordum ama yarın olmaya da bilir. Hafta sonu yayın olup olmaması gündemde, haberiniz olsun. Ama yani bundan sonraki Brawl Stars kutu açılımında bilgiyle öğren Ömer'in kutularını açacağız abi. Al işte ya. Ahmet Adil Kuru'ya bak. Ömer Yağız Yılmaz. Aferin. Siz Rico yazmaya devam edin de kardeşinize Leon çıkmasın değil mi? Yok ya. Kardeşimizi kendimizden daha fazla düşüneceğiz abi. Olması gereken bu. Beni uyuz etmek için kardeşlerinin nasiplerini engellemeye çalışıyorlar ya. Gerçi nasip varsa kimse engelleyemez. O gelir de. Vay arkadaş ya. Hayatımda bu kadar arka arkaya kutu açmamıştım yani ama. Vik. Vay gelen karakter de acayip bir karakter olacak yalnız. Zaten çok az 6 tane karakter kalmış. Vik. 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 Vay be. Ahan da aksesuar geldi. PM Pulse modülatörü gelmiş. PM iyileştirme taratıyla kendisini ve menzildeki arkadaşlarını 1200 puan iyileştiren bir alan oluşturulmuş. Rico'dan iyidir abi. Ya şu yayında da ilk gittik Rico'nun aksesuarını açtık ya. Vallahi çok koydu ya. Harbi çok koydu ya. Rico gibi bir baloncuk topçuyun gittik aksesuarını açtık. Aha! Yıldız gücü geldi Barley'e. Ekstra acılı. Barley'in saldırısı saniyede 140 hasar verir. Güzel. Acı seveniniz var mı bu arada? He? Böyle bildiğin böyle acıyı yiyen delikanlı var mı burada? Bildiğin acı yiyen böyle acı. Hani böyle yalandan böyle işte böyle pıt 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 bir şey atayım diye. Bildiğin abi katıksız acı yiyen var mı? Ne yiyorsunuz acı? Ben var acıya pek gelen bir insan değilim. Herhalde ben böyle acı, böyle Meksika biberi falan yesem beynim burnumdan çıkar herhalde falan. Öyle bir şeyler olur galiba yani. Ben bayılırım. Ant hiç şaşırmadım. Ant bence sen acı yediğin için böyle mor saçlısın ben sana söyleyeyim.
Bence entin mor salatalığı acılıktan geliyor arkadaşlar. Bence öyle. Evet, hadi bakayım. Devam edelim biz. Arkadaşlar bol bol leon yazın. Çünkü yaptığımız duaları her zaman belli bir hedefe doğru kanalize bir dua etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın hayatımızda. Kardeşimiz leon istemiş. Leon için emek vermiş. Kutu biriktirmiş bu kadar. Gönlünden de leon geçiyor. İnşallah kendisine bir leon çıkartırız babuş. Gel buraya. Leon'u çağırıyoruz. Ya şimdi entçim, Allah yaratmış değil bak. Allah-u Teala mor bir saç yaratmamıştır. Böyle bir şey yok. Sen saçlarını mora boyuyorsun Roblox'ta. O senin tercihin. Ben de sana diyorum ki anca salata olursun sen o mor saçla. Yakışır sana bir de. Hem baş boloncuksun neticede. Yani Rico'yu sen temsil ediyorsun kardeşlik hareketimizle. Evet. Arkadaşlar tam tamına 145 savaş kutusu açtık arka arkaya. Herhangi bir karakter çıkaramadık. Altta Brawl Pass'ı da komple açtık. Oradan da bir karakter çıkaramadık. Bunları tamamladıktan sonra da Brawl Pass'ın ücretli kısmını açacağız. Bir de kupa yolundaki 2 mega kutuyu açacağız. İnşallah kardeşimize bugün bir Leon çıkartırız. Şöyle İlyas kardeşimizin açılmayan karakterlerini göstereyim. Max Masterpiece, Sprout, Crow, Leon ve Gale var. Kardeşimiz Leon geçiyor gönlünden. Yani bu tipsizi de işte isteyen istiyor. Ne yapalım? Evet. 100 kutudan aşağıya hızlıca iniyorum abi. Hazır mı yuk? Hadi gelsin şu 100 kutudan aşağıya inelim. Vay arkadaş yapıştır be. Gelsin bakalım. Ha elte bak abi, 210 karakter biriktirdim, bir tane karakter çıktı, o da Rico. Beter ol, Rico'dan başka hiçbir şey çıkmasın sana. Hep Rico ile oynamak zorunda kal. Her yeriniz baloncuk olsun, baş baloncukla devam edin. Yine bir jeton katlayıcı. Ben jeton katlayıcılara emzik diyorum zaten. Önceden en azından taş maş çıkıyordu, artık kutulardan taş da çıkmıyor. Vallahi hiç de hoş olmamış yani. Biraz paracı oldu ya bu Brawl Stars. Ay ellerim felç geçirecek. Herhangi bir şey çıkaramıyoruz abi. Gördüğünüz üzere. Çatara patara arka arkaya kutuları açıyoruz. Arka arkaya. Bir yıldız gücü daha çıktı. Yine Barley'e çıktı. Her saldırısından 400 sağlık puanı kazanır. Tıbbi amaçlar yıldız gücü. Hayırlı olsun. Ya bu kadar kutu açtıktan sonra İhtimaller yükselmedi mi ya? Bak şimdi. Efsanevi savaşçı %0.08 olmuş. Bu galiba %0.05'ti değil mi chat? Yayının başında. Bu yükselmiş. Gizemli savaşçı da %0.26. Bu zaten yine 26'ydı. Bu şekilde kalmış. Aksesuar %2.1. Tamam. Yıldız gücü sıfırlanmış. Evet, daha yıldız gücü yok arkadaşlar. Çıkmayacak. Çünkü karakterlerden muhtemelen yıldız gücünü hak eden yok. Evet, zaten bak yıldız gücünde Barley'de yoktu yıldız güçleri. Bak onun iki yıldız gücünü de biz burada çıkarmış olduk. Daha yıldız gücü gelmeyecek. Şuradan devam edelim. Ahmet Bahadır ne yazdın ya? Hadi bakayım, bir jeton katlayıcı daha geldi. Devam edelim abi, bakalım ne geliyor. Çatara patara çatara patara. 50'ye kadar hızlıca ineceğiz arkadaşlar. Bakalım herhangi bir şey kardeşimize çıkarabilecek miyiz? Bu ant ne yazıyor hala? Abi sen için Rico'nun bütün yıldız güçlerini ve bir şey... Seni çıkarıp 30 rütbe yapacağım. Sonra da gelip o Rico ile seni keseceğim. Ya Ant. Arkadaşlar vakit büyük bir nimet. Ant gibi vaktinizi Rico gibi boş beleş ve israf yapmayın. İsraf etmeyin vaktinizi arkadaşlar. Gerçekten bak. Boyuna jeton katlayıcı çıkıyor abi ya. Süpersel sırf biz üzülmeyelim diye emzik veriyor bize ya. Ya
Ya Berocuğum, yazdığın şeyi bir kere yazsan da gözüküyor zaten. Evet, bir aksesuar daha geldi. Karl sıcak egzoz. Evet, bu arada egzozun nasıl yazıldığını dün öğretmiştim size, değil mi? Alayınız yanlış yazdınız. Egzos yazanınız vardı ya. Egzos ne oğlum? Bir insan egzos yazar mı ya? Sıcak egzoz. Karl arabasının arkasından sıcak kayalar bırakır. Bu kayalar temas ettikleri düşmanlara saniyede 300 hasar verir. Güzel. Son 5 kutumuz var. Burayı da hızlıca bir açalım. Ortalama 50 kutuda bir şey çıkıyor galiba. Aksesuar gibi bir şey çıkıyor. Evet, 50 kutuya kadar indik abi. Evet, Ant yazılımcı biliyorsunuz. Kendine has bir dili var. Entçe dilinde egzoza gazoz diyorlarmış arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk kendilerinden. Entçe dilinde egzozun manası gazozmuş. O zaman gazoz yani. Hem topçuk oldunuz hem gazoz oldunuz ya. Bu Rico için olmadığınız şey kalmadı. Şimdi son 50'yi açıyorum abi. Sonra büyük kutular, sonra Brawl Pass ücretliği açacağız ve sonra da savaş kupa yolundaki megaları açacağız. Hadi bakayım. Arka arkaya açmaya devam ediyoruz. Brawl Pass'ı tamamladık. Tam tamına 200 tane savaş kutusu açtık. Brawl Pass'ı tamamladık, açtık. Herhangi bir karakter çıkmadı. Bir 3-4 tane yıldız gücü açtık. Bir 6 tane falan aksesuar çıktı. Bu oyuna da emzik niyetine jeton katlama falan çıkıyor işte. Çattara patlara, çattara patlara. Aç bakalım, aç 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 aç. Gelsin. Hadi bakayım. Hadi bakayım. İlyas kardeşimiz bunları kuzeniyle açabilmek için biriktirmiş arkadaşlar. Fakat virüsten dolayı kuzeni yaz tatilinde gelemediği için bize nasip oldu açmak. Hakikaten bazen var ya, böyle bir şey yaparsın. Birisiyle birisini yesin diye ya da kendim yiyin diye ya da hediye etmek için bir şey yaparsın. Hiç ummadığın bir yere ve birilerine gider. İşte arkadaşlar, nasip dediğimiz şey böyle bir şey işte. Bilemiyorsun işte yani kime ne gideceğini. Kuzene niyet, Sertaç abiye kısmet olmuş yani. Hadi bakayım. Ben de o yüzden biraz kuzeniyle açabilmesinin mutluluğunu yaşayabilsin diye İlyas. Leon çıkması için çok hevesliyim. İnşallah kardeşimize bir Leon karakteri çıkartabiliriz. Hadi bakayım. Arkadaşlar bol bol dua edin. Nasiptir bunlar. Nasibimizde varsa çıkaracağız. Hadi bak. Vay be. Abi zaten toplamda 300 kutu açıyoruz. 300 kutuda bir karakter çıkaramayacaksak zaten dükkanı bırakalım, terk edelim ya. Vay be. Vay be. Abi. Son 5 kutu. Evet, karakter geldi. Aha. Dur ya, ne geldin sen? Bu ne? Max geldi be. Eyvallah. Gizemli savaşçılardan Max çıkardık. Ben yanlış görmedim değil mi şu anda? Evet. Max'i çıkardık abi adama. Bir alkış alabilir miyiz lütfen? Evet, Max çıktı İlyas kardeşimize. Oh, hamdolsun rahatladım biraz ya. Yani hiçbir şey çıkmasaydı vallahi üzülürdüm. Yani ben hani hiçbir şey çıkaramadığım zaman bir kutu açılışında 80 elmas hediye ediyorum biliyorsunuz hesap sahibine. Yani ama Leon ya. Leon, inşallah kardeşimize bir Leon çıkaralım. Evet, gizemli bir savaşçı. Abi doğam kabul oldu diyor beyaz maske. Sen Max için mi dua ettin? Beyaz. Vay be. Max çıkardık abi. Güzel. Devam ediyoruz. Tam tamına ortalama 260 kutuda bir Max çıkarabildik. 260 kutuda. Evet, buyurun. Son bir savaş kutusunu da açmış olduk. Evet. 22 tane büyük kutumuz kaldı. 22 tane büyük kutu var abi. Max çıkarabildik şimdiye kadar. Bence Max de yine güzel bir karakter o açıdan. Ama İlyas kardeşimiz. Ya
Uykusu gelen gitsin uyusun abi. Neden gidip uykum geldi uykum geldi diye yazıp milletin uykusunu getiriyorsunuz ya. Son 22 büyük kutumuz var. Bunları da arka arkaya açıyorum abi yine. Hadi bakayım. İnşallah kardeşimize buradan güzel bir şey çıkaralım. Bu arada dükkandan bir olasılık şeyimize... Bu ne ya? Bo'nun kostümüne bak. Vay. Bo'nun burasına niye haç işareti koymuşlar? Bo'da böyle bir şey yok ki. Arkadaşlar bak oynadığınız oyunlardaki subliminal şeylere işte dikkat edin. Bunlar bizim oyunlarımız olmadığı için adam buraya haç işaretini koyuyor. Koyuyor abi, alakasız bir şey. Yani normalde El Primo'da haç işareti var. Niye? Gerçek hayattaki Rey Mysterio'da var böyle bir şey. Hadi oradan esinlendin dersin. Hani onu biliyoruz zaten ama Bo'ya da bunu koyuyorsan kardeşim ben bunda iyi niyet aramam. Abi uyanık olacağız işte. Oynadığımız oyunlarda maalesef bizim zihnimize ve kalbimize sokmaya çalıştıkları birçok şey var. Bunlara karşı uyanık olun abi. Ya şimdi bu kostümü bana bedava ver. İşim olmaz. Benim prensiplerim var abi. Şimdi bak. Efsanevi savaşçı yüzdesi %0.06'ya düşmüş. Bu %0.08'di. 6'ya düşmüş. 5 ile başladık. 8'e çıkmıştı. 6'ya düştü. Gizemli savaşçı 0.26 olarak devam ediyor. Normalde Max'i çıkarttıktan sonra düşmesi lazımdı aslında. Ama düşmedi. Evet, bu arada burada Mr. B, Sprout, Crow, Leon ve Gale kaldı. Gale zaten garanti çıkacak bugün Brawl Pass'tan. Diğerlerini bakalım çıkarabilecek miyiz? Evet, hadi bakalım. Biz yolumuza devam ediyoruz. İlyas kardeşimize bugün bir Max. Bir aksesuar daha geldi. Penny'den uzaktan patlatıcı geldi. Penny topunu patlatır. Bu patlama duvarları parçalar ve yakındaki düşmanlara 1500 hasar verir. Vay, güzel. Son 14 büyük kutumuz. Bundan sonra Brawl Pass'ı ücretli tarafını açacağız. Bir aksesuar daha Dynamike'a geldi. Stres şarkı gelmiş. Dynamike öfkeli bir şekilde dönmeye başlar ve hareket hızı artar, etrafına bir sürü dinamit fırlatır. Her dinamit düşmanlara 700 hasar verir. Güzel. Eve olduğum zaman kullanıyorum ben onu saklanmaçta. Bir aksesuar daha geliyor. Ne oluyor ya? Bugün boyun aksesuar çıkarıyoruz adama. Hızlı dolum. Colt anında 2 mermi doldurur. Pekala. Bir jeton katlayıcı emzik daha geldi. Son 6 tane büyük kutumuz var. Sonra Brawl Pass'a geçeceğiz. Hadi bakayım. Evet. Çata pata çata pata çata pata. Evet. Arkadaşlar Brawl Pass'ta aşağıdaki Brawl Pass'ta 45. seviyeye kadar kutuları açtık. Üzerine 245 tane savaş kutusu, 22 tane de büyük kutu açtık. Max karakterini çıkarabildik. Şimdi ücretli Brawl Pass'ı açıyoruz abi. Bunları da açtıktan sonra 2 tane de kupa yolundan mega kutumuz var. Onları açacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Ücretli Brawl Pass şeyine yolunu açıyoruz. Burada İlyas kardeşimiz Leon istiyor. Başından beri Leon isteği var. İnşallah hep beraber bir dua edelim. Kardeşimize Max çıkardık ama gönlünden geçen Leon'u da ona hediye edelim abi. Haydi bismillah hep beraber şöyle bir İlyas kardeşimize Leon çıksın inşallah. Evet. İlk mega kutumuzdan bir şey çıkmadı. Bu büyük kutumuzu açalım. 100 şeyimiz geldi. Altınımız geldi. Onu yolladık. Bir büyük kutumuzu daha arka arkaya açtık. Bir 100 şey daha geldi. Hep ağzım elmasa gidiyor. Mega kutu geldi bir tane daha. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada her gün akşam saat 9'da canlı yayınımız var. Roblox ve Brawl Stars oynuyoruz. Canlı yayınlarda benimle beraber oyun oynamak istiyorsanız aşağıdan YouTube katıl yapabilirsiniz. Her gün saat 3'te de YouTube kanalımda farklı bir oyun videosu var. Haftanın 7 günü video yayınlıyorum. Her yeni günde farklı bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Tavsiye ederim. Hadi bakalım.
bir şey çıkmadı. 50 tane güç puanını chat'e sormuştum. 8 bite vermemi istemiştiniz. 8 bite verdik. Bir büyük kutu daha geliyor. Bir 100 el taş. Yine elmas diyorum ya. İnşallah Leon çıkar. Hadi bakalım. Bir mega daha geldi. Arda Kahramanoğlu hızlı aç diyor. Oğlum daha nasıl açayım? Daha nasıl açayım? İnternetin ve Brawl Stars'ın ping sistemi yetişmiyor artık tuşumun hızına. Daha ne kadar hızlı açacağım? PUBG oyna abi, PUBG. Ahmet Bahadır Tok PUBG diye bir oyun yok kardeşim. PUBG diye bir oyun var. Ve o PUBG diye yazılmaz. Zaten her çarşamba kanalda PUBG videosu var abi. Hadi bakayım. Bir aksesuar daha geldi maşallah. Bugün herhalde bir 8-9 tane aksesuar çıkardık. 8 bite hileli fişek geldi. 8 bit hasar arttırıcısına ışınlanır. Bu kadar. 100 taş geldi. Hala taş diyorum ya. Evet, bir karakter daha geliyor. Mr. P geldi. Ya chat, bir alkış patlatın be kardeş be. 2 tane gizemli çıkardık bugün. Hem Max hem Mr. P çıkardık kardeşimize be. Vay be. Mr. P geldi. Güzel. Abi yine doğam kabul oldu diyor. Ya beyaz maskecim, sen neden Leon için dua etmiyorsun? Oğlum niye diğer karakterlere dua ediyorsun? Boyna onlar çıkıyor. Leon için dua edin arkadaşlar. Kardeşimiz Leon istiyor gönlünde. Tamam, bunlar da ona bir hediye, bir güzellik. Abi kah ne demek demiş Elif Tunç. Kah bizim Discord'daki kardeşlik hareketimizin, kardeşlik hareketinin kısaltılmış arkadaşlar. Kah 1000'den fazla üyemiz var kardeşlik hareketimizde. Herkesi oraya bekleriz. Açıklamada linki mevcut. Evet. Mr. P çıkardık. Güzel. Evet. Yıldız puanlarını, güç puanlarını yine verelim. Altınlarımıza. Evet. Gale geliyor. Gale da geldi be. Kromatik bir karakter geldi. Gale, yorulmak nedir bilmeyen çalışkan bir tamirci. Üfleme makinesiyle düşmanlarına geniş menzilli kar ve rüzgar atışı yapar. Süper saldırısıyla da devasa bir kar fırtınası çıkarıp düşmanlarını geri iter. Bugün tam 3 karakter çıkarttık kardeşimize. Max, Mr. P ve Gale çıkarttık. Ama bir Leon istiyoruz. Bir Leon istiyoruz. Evet, Gale açıldı. Bir büyük kutu geldi. Hemen açalım. Bir jeton katlayıcı daha geldi. Güç puanlarını yine 8 bite veriyoruz. Yeni bir rozet daha geldi Gale'e. Bir büyük kutu daha geldi. Evet, 200 tane de elmas. Bir yeni rozet. Boyuna rozet geliyor. Evet. Abi bu karakter çıkması en zor karakter abi. Leon mu? İlk 100 kutu açılımda Leon çıktı bana be. Ben de hiç oynamıyorum zaten. Aa, şimdi de yavaş aç diyorsun. Oğlum bak. Hızlı açıyor, şey, yavaş açıyorum, hızlı aç diyorsun. Hızlı açıyorum, yavaş aç diyorsunuz. Ne dediğinize bir karar verin yahu. Peki. İnşallah kardeşimize bir Leon çıkartırız. Hadi bakalım. Boyuna da Gale'e rozet vermişler kardeşim ya. Bu nedir abi? Boyuna Gale rozetleri geliyor ya. Bir büyük kutu daha açtık kardeşimize. Bir yeni rozet daha Gale'e. Evet. 45. seviyeye kadar da burayı açmış olduk. Şimdi elimizde kaldı son 2 mega kutu. Tam tamına burada aşağıdaki Brawl Pass'ta 35 adımı açtık. Megaları, büyükleri, savaş kutularını açtık. Gittik 245 tane savaş kutusu açtık. 22 tane büyük kutu açtık. Üzerine Brawl Pass'ın, ücretli Brawl Pass'ın 45. seviyesine kadar ki hepsini açtık. Megalar falan açtık. 3 tane karakter çıkardık. Max çıktı, Mr. P çıktı ve Gale çıktı. Gale zaten Brawl Pass'ta zaten geliyordu da. 3 karakter çıkarmış olduk İlyas kardeşimize. Bu arada şimdi son 2 mega kutu için bir şeye bakmak istiyorum ben. İstatistiğe bakmak istiyorum, olasılıklara. Efsanevi savaş %0.05'e düşmüş. Benim anlamadığım bu, zaten %0.05 ile yayına başlamıştık. O 8'e yükseldi. 2 karakter çıkınca 6'ya ve 5'e düştü kademeli olarak.
Gizemli Savaşçı da 0.26'da halen daha bekliyor. İki tane gizemli çıkartmamıza rağmen gizemlinin olasılığı düşmüyor abi. İlginç. Aynen öyle Eslem Nur. Yani senin gibi bir Rico'cuyla aynı fikirde olmayı pek hoş görmesem de koyacak bir şey bulamayıp aralara sürekli Gale'ın rozetlerini yerleştirmişler. Evet, katılıyorum. Bir baş boloncuk olarak sana çok nadir de olsa arada bir katılabiliyorum sana, evet. Gale çıkması en zor karakter abi. Parayı verince çıkartıyorsun zaten. Bero'cum yani Brawl Stars'ın bu tarafını hiç sevmedim işte. Yani parayı veren düdüğü çalar gibi bir hale çevirmeye başladılar oyunu ciddi ciddi bu sefer. Bu benim hiç hoşuma gitmedi abi. Evet. Hadi bakalım. Bu mega kutumuzu açalım. Abi face game yerini değiştir. Bilerek değiştirmiyorum arkadaşlar ki aşağıda çıkan rakamı görmeyin. Ben de bakmıyorum heyecan olsun diye. Hadi 1900. 1900 ne ya? Hatta 200 ne? Ha hadi 190 diyorsunuz, eyvallah. Vallahi işte kardeşlik hareketi olarak toplandık ancak 178'i gördük bugün arkadaşlar. O yüzden bol bol etrafımıza çevremize canlı yayınlarımızı duyuralım. Her akşam böyle bir atraksiyon ve eğlence yaşıyoruz zaten. Gelsin. Hadi bakayım. Bir jeton katlayıcı geldi. Bunu alalım. 8 bit nerede? 8 bit nereye gitti? Neyse yeni açılan Max'e verelim biraz da. Evet son mega kutumuzu açıyoruz. Buyurun. Son mega kutumuzu açıyoruz. Bir de bundan Leon çıkıyor mu? Buralar yıkılır artık. İnşallah. Güzel bir şekilde Max çıkardık, Mr. P ve Gale çıkardık. Bir Leon çıkartamadık kardeşimize. Hadi bakayım. Vay be, çıkmadı abi. Evet. İclas kardeşimize bir bugün 45'e kadar aşağıdaki Brawl Pass'ı açtık. Yine 45'e kadar yukarıdaki Brawl Pass'ı açtık. Üzerine 245 tane savaş kutusu, 22 tane büyük kutu ve 2 tane de kupa yolundan mega kutu açtık. Yaklaşık bir 10 tane falan, hatta ondan fazla bile olabilir, aksesuar çıkarttık. Bir 4 tane falan yıldız gücü çıkardık. 3 tane de savaşçı çıkardık. Max, Mr. P ve Gale çıkardık arkadaşlar. Günümüzün yani ortalama 300 kutunun bize getirdiği 3 karakter oldu. Max, Mr. P ve Gale getirdi. İlyas kardeşimiz Leon istemişti. Ve ben ona ısrarla hani başka bir karakter istiyor musun? Çünkü orada 6 tane karakteri vardı. Israrla başka bir karakter istiyor musun diye sormuştum ama diğer karakterleri söylememişti. Israrla o Leon istediğini söylemişti. Vallahi ben de ona Leon çıkaramadığım için üzüldüm. Üzüldüğüm için böyle bir yarım elma gönül alma olsun. O bu kadar elmas kutu biriktirmiş. Gerçi kuzeniyle açmak için biriktirmiş ama kuzeni de virüsten dolayı gelemediği için bunun da bir üzüntüsünü yaşamış. Ben de biraz da böyle ona bir güzellik olsun diye İlyas kardeşime 80 elmas karakter çıkmasaydı verecektim 80 elmas hediye. 3 tane karakter çıkarttık ona. Bir 30 elmaslık en azından kardeşimize bir hediyemiz olsun. Evet, ödememiz başarılı oldu ve evet, İlyas kardeşimize biz 30 elmas hediye ettik. Hayırlı olsun. Evet İlyas'cığım, söz sende. Ne düşünüyorsun? Leon çıkaramadık abisi sana. Ama 3 tane karakter çıkardık. Olmaz abi. Max'i de zaten seviyordum. Max'i de mi seviyordun? İyi güzel. Bak bunu duyduğuma sevindim hakikaten. İyi güzel. Ben bu Max'le var ya hiç oynamadım ha. Dur ya. Bir tane Max'le maç atayım mı? Max'le bir tane tek hesaplaşma oynayacağım. Dur bakayım. Max'le hiç oynamadım. İlk oynayışım bu. Bakayım Max'le bir şey başarabilecek. Talha abinin kardeşinin şarkısını da açacağım bu arada.
Bak karakter dediğim mesela böyle olabilir. Rico gibi ne öyle baloncuk toplar moplar atıyorsun kardeşim ya. Gel buraya. Evet, bu kardeşimizi de aradan çıkartmış bulunduk. Ben biraz can basayım şurada. Max'in ultisi ne abi? Bu arada. Ben Max'in ultisini de bilmiyorum ha. Abi daha hızlı koşuyor. Heh, tamam. Okey. Yine bu ayı benim peşime tak... Allah yukarı... Hadi be! Vay be, harbi bu hızlı koşma çok işime yaradı şu an. İyi kaçtım. Çok iyi tırst kaçtım. Aa, El Primo ile hesaplaşma. Allah de. Ah, ah. İyi kaçtım şu an. Hadi be abi. Hadi be abi. Vay be. Max'le ilk maçımda birincilik aldım be hacı be. Ya bir helal olsun alır mıyız lütfen? Tek hesaplaşmadan Max'le girdim ve birincilik aldım be kardeşime. Hayırlı olsun. Çıkarttığım karakterle sana bir birincilik alayım dedim bari. Evet. Aslında o El Primo isteseydi beni alırdı orada. Niye öyle bir şey yaptı bilmiyorum. O da benim gibi kolsuz biri galiba ki. Oynamayı bilmiyor galiba. Evet. Max'le bir 10 kupada benden sana hediye olmuş oldu. Evet. Şimdi Talha kardeşimizin, has kadrodaki Talha'nın kardeşinin bir şeyi varmış. Bir şey yapmıştı bana. Talha Güven. Onu açıyorum abi şu an size. Bir dinleyin bakalım beğenecek misiniz arkadaşlar? Talha'nın kardeşi benim için bir rap şarkısı yapmış. Bakalım beğenecek misiniz? Like'ını at. Yorumunu yap. Yükseliriz kat ve kat. Piyasayı Rize'den tatlı bir tokat. Sertaç abi top sende, şunlara bir fark at. Karışık harekete, karışık bol bol. Bol. Karargaha gelsene, biraz muhabbet ama genelde goy goy. Goy goy. Sertaç abi eşliğinde doğru yola konvoy. Konvoy. Bu sözleri yazdı işte karşınızda halaloy. Halaloy. Emek var, videoları izlemeyi unutmayın sakın. Birkaç yorum yapıp sonra like'ları çakın. Çak çak. Bu kanalda videolar kurguya uzak ama doğala yakın. Yakın. Vaktiniz olursa fama da bir bakın. Bakın. Eğer kaybolursak bizi trendlerde arayın. Bam bam. Engel olmaya çalışanlar avcunuzu yalayın. Instagram, YouTube, Discord falan. Sertaç abi her zaman online, tamam? Vay be. Tebrikler. Bir alkışlar mısınız kardeşimizi? Güzel yapmış. Yani ritim yeteneği var bu noktada. Gayet de iyi. Benim rap şarkılarımı hiç dinlediniz mi siz? Benim Instagram hesabıma girin Sertaç abiye. Orada böyle aşağıda doğru inin. Benim yaklaşık bir 5 tane falan rap şarkım var arkadaşlar. Onları bir dinleyin bakalım beğeneceğiniz mi? Hatta dur ya, arka plandan size ben rap şarkımı açayım bak. Bakayım benim rap şarkımı beğenecek misiniz? Hatta klipli bir şekilde benim rap şarkıları. Dur arkaya benim ekranı vereyim. Bir bekle şimdi. Window Capture. Nerede benim şeyim? Instagram. Bak. Şöyle şurada dursun. Biz şöyle şunun bir üstüne falan bir çıkalım. Heh. Bak şimdi bak benim şarkılar. Arkadaşlar bu benim Instagram hesabı Sertaç abi.
Burada işte bir 54.7 bin takipçimiz var. Bak size kendi rap şarkılarımı açayım. Bakayım beğenecek misiniz? Sonuncudan başlayayım. Bu bir rap şarkı. Bakalım beğenecek misiniz? Nedir ki yaşamanın amacı? Hayalim bir de bir araba mı? Dünya ve ahiretin sevgilisi içinde bir arada mı? Ey biz dünyaya iz bırakma peşindeyiz. Bizi rüyalarımıza kavuşturacak en büyük gücümüz gençliğimiz. Özünü bil, kendini tanı. Parit silah, geçmişini unutanı. Gençliğimiz düşünecek ve üretecek. Çalışacak ve başaracak. Yok etçe tüm kara bulutları. Böylece yeniden yeşerecek. Canım ülkemin umutları. Bu bir rapim. Ondan sonra diğer rapim bu. Ne diye kitap okuyoruz acaba ne diye? Çok fazla okuma ki dönme deliye. Hadi bir iki kere olsa tamam alınır. Sürekli kitap almaya para mı dayanır? Oku, oku ki zihni çalışsın. Okuyalım ki uyuyan ruhlar uyansın. Dabura cubura ona buna para saçarken kitap almak için mi para bulamazsın? Zihnim çalışacak da ne olacak? Sanki dünya mı kurtulacak? Bana mı kaldı okumak, öğrenmek? Varken tüm gün boyu eğlenmek. Bir heybeci yine yanılıyorsun. Tarihi çok çabuk unutuyorsun. İlk emir ikra oku olmuştu. Okununca tüm dünya kurtulmuştu. Evet, bu diğer bir rapim arkadaşlar. Bir rapim daha var. Bu arada Eylül'le beraber YouTube'da sizlere rap şarkılar yapmaya devam edeceğim. Bunlar Instagram için hazırladığımız kısa kısa rap şarkılarımız. Yenisini at bana Talha, açarım. Bak bir tane daha açayım benden size. Bu da bunu doğala yakın Yasemin hocanız için yapmıştık. Yeter artık çoluk çocuk aç kaldık. Yine dün akşam benim hanımla bizim küçük kızdan saklandık. Bir elimizde cips vardı, diğerinde kola. Bu hazır gıdalara vermeliymişiz mola. Bak ya, bir de hocası bugün eline bir tohum vermiş demiş. Kendi sebzelerini yetiştirecekmiş. Sanki markette yok. Ya ne uğraşıyorsun? Öyle de böyle de bir şekilde yaşıyorsun. Kimse demiyor ki size sakın ha cips yemeyin. Evde kendiniz yapın, doğal olanı deneyin. Göreceksiniz hem kolay hem de daha lezzetli. Merak etme Sertaç abi bunu çok test etti. GDO nedir sen hiç bilmiyor musun? Tabii doğru, öyle ya da böyle. Yaşıyorsun yahu, bu beden emanet. Bakmak zorundasın emanetin sahibine. Hesap vermekten korkmuyor musun? Bu doğal akına yaptığımız olan bir şarkımız. Gördüm Talha. Diğer rapimi açayım. Bunlar da benim arkadaşlar kısa kısa yaptığım şeyler. Bak mesela benim bir Hayalet Dayı serim vardı. Bir gün size benim Instagram sayfasının yayınını açayım. Gülmekten öleceksiniz. Benim bunlar komik skeçlerim. Bak Hayalet Dayı'yı açayım size. Bunu beğenirsiniz. Ben yaşamaktan çok mutluyum. Bu videolardaki bütün sesleri ben kendim yapıyorum arkadaşlar. Yaklaşık 10-12 tane farklı ses çıkarabiliyorum ben ağzımdan. Yani bütün skeçlerin seslendirmeleri bana ait. Neticede reenkarnasyon denen bir şey var canım. Ne var ne var? Ruh gücü, yani ruhum bir hayvanın içinde yeniden dünyaya dönüyor ve ben de yaşamaya devam ediyorum. Ne yani, sen şimdi bizim köyün davarı olarak yaşamaktan mutlu mu olacaksın? Ne şekil döneceğimiz belli değil. Bak ben sana nasıl döneceğini söyleyeyim. Odun olarak. Ama odunun ruhu olmaz ki, cansızdır o. Olmam ya. Ver bakayım cehenneme odunu. Bak nasıl ciyaklıyor. İlahi Dayı Bey, siz de hep mizah yapıyorsunuz. Ya hem karşında hayaletle konuşuyorsun, hem de reenkarnasyon olacağım, davar olacağım diyorsun. Tövbe estağfirullah.
Ben yaşamak... Dur, diğer rapimi açayım ben size. Bunları izleriz beraber. Yorumlarız. Bunlar önemli. Bak, bu da benim diğer rapim. Böyle bir branş yok, bu ders nereye var? Eksiğimiz ne ki, neye tefekkür ediyorlar? Önlerinde bir harita ve kostümlü bir hoca. Sanırım boş vakit dakika geçiriyorlar. Bilmeden konuşma, Sertaç abi şu an mikrofonda. Tefekkür dersini dinle ondan. Çocuklar geziniyor tarihin sayfalarında. Büyük düşünürlerin fikir dünyalarında. Ooo, ne kadar sıkıcı bir ders. Konularını sığır çocuklara ters. Zorla dinleseler de hemen unuturlar. Sıkılır patlar, eğlence ararlar. Dersin bitimine 5 dakika kala. Kalemler dönüşür mikrofona. Tüm sınıf bir marş ya da rap söyler. Bu sözler bütün konuyu özetler. Bu da böyle bir rap. Bak, bu da bir rap, bu da bir rap. Yani benim Instagram sayfasına girip arkadaşlar bunları izleyebilirsiniz. Şimdi şeyin, ben kendimi böyle bir büyüteyim. Talha yeni bir şarkısını daha atmış bana. Sertaç abi rap diye. Gelsin işte Gogoy diye dalga geçenlere. O bir başlangıçta bunu duyurun bilmeyenlere. Saygı sonsuz tabi eğletip öğretenlere. Piyasada ihtiyaç var Sertaç abi gibilere. Yılmadan devam videolara selam, günün birinde trendlerdeyiz. İnan sen bunu dinlerken ben yazmaya devam. Bizde durmak yakışmaz, var mı anlamayan? Sertaç abi karkanlı sağlam, arada bir yaslan. Like'ları çekiyorlar, hepsi birer aslan. Hepsi birer aslan. Ben anlamam efendi, neymiş YouTube trendi? Orası zirve değil Sertaç abinin emaneti. Instagram'daki takipçiler, YouTube'a da verin biraz desteği. Bu güzelim kanal bulsun hak ettiği yeri. Güzel. Bak bak, bu daha profesyonelce. Bu daha profesyonelce, beğendim. Şöyle yapalım abi. Discord'umuzda bir rap odası açın abi. Buraya hem Talha bu iki videoyu kardeşin yüklesin. Hem de aramızda böyle gerçekten güzel rapçiler, rap yapabilen kardeşlerimiz varsa oraya yapsınlar. Şu virüs olaylarını bir atlatalım. Hep beraber kardeşlik hareketi kendi raplerimizle yapmaya başlayalım. Bence kendi rap şarkılarımızı kendimiz yapabiliriz yani. Ben zaten normalde Instagram için rap şarkıları yapıyorum da, demin izlediğiniz gibi. Ama kardeşlik hareketiyle de çok güzel rapler yaparız abi. Ömer Başbu. Sertaç abi, ben Enderun'u çok özledim. Valla arkadaşlar, genç Enderun benim aklıma geldikçe gözlerim doluyor. Mart ayından beri genç Enderunlu kardeşlerimi göremiyorum ben. 8 yıldır ilk defa yaşadığım bir olay bu. Yani tez vakitte kavuşuruz inşallah. Yani hakikaten bu beni duygulandıran bir şey yani, maalesef. Peki tamam Salih'cim, biliyorum. Orada Ömer Başbuğ yazıyorsun diye öyle dedim sana. Babanın adı yani. Peki arkadaşlar. Cumartesi ve pazar yayın olup olmayacağını bilmiyorum. Onu yarın ben size duyururum. Hani bu akşam canlı yayın var ya da yok diye duyurusunu yaparım sizlere. Ama o olmazsa pazartesi günü canlı yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Haydi cümleten Allah'a ısmarladık. Bu Instagram sayfama girin. Sertaç abi yazınca çıkar. Burada benim acayip komik skeçlerim var, raplerim var, hikayelerim var, bir sürü şeylerim var yani. Girin izleyin abi, bol bol gülüp eğlenirsiniz yani. Peki, hadi Allah'a ısmarladık, görüşmek üzere. Seni görmediğim için hiç üzülmüyorum Bero. Hatta seni görmediğim için çok mutluyum.